Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'da tabi transfer döneminin başından bu yana gündem hiçbir zaman yani soluklanmadı. Sürekli yeni isimler, yeni transferler, her mevki için farklı isimleri sürekli konuşuyoruz. Bugün Onur Özkan'la birlikte yine Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Gelen isimleri birazcık tabi takıma katkı açısından konuşmaya çalışacağız bugün çünkü Galatasaray'ın bazı bölgelerinde e, yani oyuncu sayısı olarak baktığımda fazlalık da oluşmaya başladı. Öncelikle biraz bunu değerlendirelim istiyorum abi ben. Sonrasında da tabi diğer detaylara geçeceğiz. Olası transferlere geçebiliriz ve tabii ki belki de en önemli noktalardan biri olası ayrılıklara da geçmemiz gerekecek. Çünkü Galatasaray için artık hani gelenler tamam ama gidenler noktasında da bazı gelişmeler olması gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle Murat haklısın. Yani hep biz transferi konuşuyoruz Galatasaray'da ama tabii ki e, gidenler konusunda da mutlaka bir gelişme olması gerekiyor. Çünkü yabancı sayısına baktığımız zaman e, Galatasaray'ın burada bir sıkıntı göze çarpıyor. Çünkü e, mutlaka ayrılıklar da olması gerekiyor. Mesela şu anda mevcut kadrosunda Galatasaray'ın ben duyundamayı saymıyorum zaten kesinlikle. O her türlü gidecek. E, Galatasaray'ın 14 yabancısı var şu anda. Elimde liste de var. Bir yandan da kontrol ediyorum listeyi. Şimdi 14 yabancısı var Galatasaray'ın. Bu şu an limit demek. Peki hangi bölgeler oyuncu düşünülüyor? Sayalım stopere bir transfer düşünülüyor. Hatta yani Nelson kalsa da bir oyuncu düşünüldüğünü biliyorum net bir şekilde. Şampiyonlar Ligi için bir kadro derinliği açısından. Bu bir. İkincisi merkeze zaten bir 6-8 numara uzun süredir planlamada var. Üç, yine bir fırsat transferi olursa Galatasaray'ın 8-10 bölgesine bir oyuncu almak istediğini net bir şekilde biliyoruz. Artı kanat bölgesine Tete transferi. Şimdi dört oyuncu saydık değil mi? Galatasaray, Galatasaray şöyle belki Raşit sayı bile ekleyebiliriz gibi geliyor. Doğru unuttuk Raşit 5. Bunu anlama göre Galatasaray'ın mevcut kadrosundan oyundama hariç 5 tane yabancı oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor. Şimdi hani ben sayayım gidebilecek olanları. Mitsu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Gözüken o. Onun dışında Morussa'nın da kesin gözüyle bakıyorum. İki oyuncu yaptı. Şimdi bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın net bir şekilde göndereceği oyuncu var mı? Mesela şunu düşünüyorum Murat. Yani bu bir bilgi değil. Tamamen bir belki öngörü diyebiliriz. Raşitsa transferi bu kadar hani o bölgedeki yoğunluğa rağmen düşünülüyorsa belki Okan Hoca Raşit sayı bir B planı olarak Saşa Boy'un yedeği olarak planlamanın içine dahil etmiş olabilir mi? Yani şöyle bir planlama. Dibuan'ın da ayrılığını düşünelim. Saşa Boy sağ Raşitsa'da da Saşa olmadığı maçlarda acaba Sağbek'i yedekleyebilir mi? Planlama da böyle mi düşünülüyor acaba? Hani çünkü bu kadar orada oyuncusu var ki Galatasaray'ın ve yabancı krizi de söz konusuyken 14 yabancı e, sınırıyla alakalı. Biz Raşitsa'yı konuşuyorsak ki Raşitsa'nın kadro için bence önemi takım için önemi çok fazla. Bu arada gelmesi gerekiyor da bir yandan da matematik yapmaya çalışıyoruz. Acaba Galatasaray Dubuay'ı gönderip orada bir B plan olarak sağ bekte hoca Raşitsa'yı düşünüyor mu? Çünkü oyuncu özelliklerine baktığımız zaman sanki orayı oynayabilecek bir oyuncuymuş gibi gözüküyor bana. Hem oyun disiplini, oyun bilgisi, savunma özellikleri anlamında. E, çok da biliyorsun dinamik bir oyuncu. Ben açıkçası böyle düşüneceğini tahmin ediyorum. Çünkü başka türlü işin içinden çıkamıyorum ben. Hani e, Oliveira konuşuluyor. Oliveira'nın ayrılığı olabilir mi acaba diye. O zaman da acaba sayısal anlamda orada bir sıkıntı oluşabilir mi? Çünkü e, Toreyra var orada şu anda. Kerem Demirbay var ve Berkan var. Galatasaray'ın o bölgeye bir oyuncu alacağını düşünürsek tüm sezon bu dört oyuncu üzerinden dönebilir mi? Onu da Hı, bilemiyorum. Tabii ki zor gibi. Yani büyük ihtimalle Okan Hoca'nın bence e, gece uykuları kaçıyordur bu konuyla alakalı. Çünkü çok ciddi kafa yorulması gereken işte kadro mühendisi dediğimiz konu bu. Çok ciddi bir matematik aslında. Yani oyuncuların birden fazla pozisyonda oynaması bazıdan teknik adamlar için ciddi avantajdır. İşte bence öyle de düşünülüyor olabilir bu planlamada. Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi hani kesin olarak şunu söyleyebiliriz. Mitchell'ın Morussa'nın ayrılığı Galatasaray'da kesin şu anda. Hani o yüzde yüz. Sadece ne şekilde nereye gidecekleri net değil ama ayrılık yüzde i̇şte yüz. Onun dışında bakalım e, yönetim e, kimlerle yollarına ayrılacak? İşte Tete transferi Galatasaray'ın çok önemli bir hamlesi ama e, Zaniolo'nun yerine bence olacaktır. Yani ee, bunu Onu Ağustos yayında da söyledim Murat. Yani TT'nin olduğu bir yerde Zanyolu'nun da olması bence mümkün değil. Evet, hem yani ekonomik de o... anlamda hem de kadro planlaması anlamında bence mümkün değil. Ee, ki haberlerde çıkıyor. E, görüyorsun sen de Zanyolu'yla alakalı çok sayıda transfer iddiası var. Birden fazla. Önümüzdeki birkaç gün içinde e, sanırım Zanyolu konusunda da net bir ayrılık haberi göreceğiz bence gözüküyor. Çünkü öyle de olması gerekiyor. Öyle olması durumunda bile yine Galatasaray'ın ciddi bir yabancı oyuncu sayısı kadrodan göndermesi gerekiyor. Bakalım göreceğiz yani. Çok ciddi bence bir mesai harcayacak yönetim bu konuda ki e, sence sen az önce de konuştuk Galatasaray yönetimi oyuncu alma konusunda ne kadar başarılıysa oyuncu gönderme konusunda da bir o kadar sıkıntılı bence. E, uzun süredir aslında bu yaşanan bir problem Galatasaray'da. İşte çıkıldı aya Roman milli takımının direkt ilk 11 oyuncusuna Galatasaray kulüp bulamadı. Oyuncu geçtiğimiz sezon Körfez'e kiraladılar. Şimdi Konyaspor'a kiraladılar. İyice piyasası düştü. Morutsan için e, konuşulan takımlar son derece bence yanlış takımlar. E, nasıl Galatasaray e, ro, bir ülke futbolu? Roman futbolu evet çok belki iyi durumda değil ama sonuç itibariyle bir roman futbolu gerçeği de var Avrupa futbolunun içinde. E, o futbol dünyasının yetenekli genç oyuncularından birine Galatasaray müşteri bulmakta zorlanıyor. Bu bana garip geliyor açıkçası. Ama yönetim bu konuda da bence iyi hamleler yapmak zorunda. Yani sadece oyuncu alımı bir yere kadar. Mutlaka oyuncu satış konusunda da yönetimin iyi adımlar atması gerekiyor. Evet yani abi aslında e, mevcut durumu, mevcut kadroyu çok iyi özetlediğini düşünüyorum. E, oyuncu satışı konusunda eksiklik olduğuna ben de katılıyorum. Yani bu konuda bir eksiklik var gibi gözüküyor. Onun dışında şimdi aslında geçen sezondan e, bu sezon en büyük fark belki de 3 kulvarda yarışacak olmak ki geçen sezonu hatırlayalım. Sadece ligde yarışan bir Galatasaray vardı. Bir de tabii Türkiye Kupası vardı ama Avrupa'nın olmaması orada çok önemli, çok büyük bir avantajdı Okan Hoca de. Ama bu sezon baktığımda şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yani evet Galatasaray bu turu geçecek. Playoff'taki rakibine göre de yani kağıt üzerinde daha güçlü. Orada da hani bir sürpriz beklemiyoruz. İnşallah da öyle bir sürpriz olmaz. Ve Galatasaray yani biraz daha hani şampiyonlar gruplarına kalmayı başarır diyelim. Onun dışında yani şimdi... Şampiyonlar gruplarına kaldığınızda bir kere e, hani ciddi anlamda bir maratona gireceksiniz orada. Yani lig maçları var, lig dönüşleri, şampiyonlar ligi dönüşleri olacak. Burada ciddi bir rotasyon da gerekiyor. Hani şu orta saha konusuna geleceğim abi aslında. Yani senin de söylediğin gibi şimdi Sergio Oliveira'nın olası bir ayrılığından sonra o bölgede de alternatif kalmıyor açıkçası. Yani 3 isim kalıyor. İşte Parades veya başka bir oyuncu her kimse artık oraya bir oyuncu transfer edildiğini de düşünürsek Yine orada bir rotasyonda eksiklik var ama bir yandan da Sergio Oliveira'nın yedek kulübesinde kalmaya sıcak bakmadığını da duyuyoruz, biliyoruz. Yani çok fazla kulübede kalmaya da sıcak bakmıyor oyuncu. Hani Mitro'nun ayrılığı evet bana da biraz mantıklı geliyor. Yani oyuncu süre verildiğinde belki fena değerlendirmiyor diyebilirim ama çok da fazla bir etkide göremedik şimdiye kadar. Bir de tabii yabancı olması burada önemli. Onun dışında mesela en çok dikkatimi çeken konu Raşitse konusuydu abi. Senin yorumun gerçekten burada çok değerli. Yani Raşitse'nin belki de sağ bek olarak, sağ kanat bek olarak değerlendirilebileceğini söyledin. Bu da ilginç bir detay. Bu konuda da ben aslında şunu hep düşünüyordum bu transfer döneminin başında özellikle. Hani Dubois ile yolları ayırıp Sasha Boye bir yerli yedek oyuncu, bir yerli alternatif belki de alınacak gibi düşünüyordum. Mert Müldür'le alakalı işte orada bazı durumlar olmuştu. Oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte belki Zeki Çelik, belki Bünyamin Balcı gibi böyle farklı sabek alternatifleri de belki mantıklı olabilirdi açık söylemek gerekirse. En azından orada bir tane yedek yabancı oyuncunuzda da ayırıp yedek bir yerli oyuncu koyabilirdiniz. Ama şu an için baktığımızda böyle bir durum çok fazla yok gibi gözüküyor. Biraz stoper konusuna da gelmek istiyorum. Yani stoperde şimdi Nelson ve Abdülkerim Galatasaray'ın az stoperleri. Onun dışında Kaan Ayhan var ki Kaan Ayhan'ı Okan Hoca Avrupa maçında son maçta biraz daha 6 numara gibi oynattı aslında. Biraz daha önde oynadı Kaan. Açık konuşmak gerekirse fena da değildi. Yani oradaki performansını ben beğendim. Belki o orta saha rotasyonuna bile böyle hani buçuk bir oyuncu olarak da sayabiliriz diye düşünüyorum özellikle altı numara açısından. Onun dışında değerli bir Emin Bayram var orada. altyapıdan yetişmiş olması çok önemli Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne kadro kayıtlarından dolayı. Onun dışında yani Nelson'un şimdi eğer Nelson ayrılmazsa önce onu soracağım. Nelson ayrılmazsa oraya artı bir yabancı bekliyor musun? Nelson ayrılırsa hani iki oyuncu birden mi gelir? Merit Demiral ismi böyle bir gündeme geldi ama çok zor bir transfer. Yani olma ihtimali çok düşük. Onun dışında ya bir de Sergio Ramos ismi gündemde ki Ramos ismi ya ciddi ciddi gündemde ciddi ciddi konuşuluyor. Önce ben şunu söyleyeceğim. Genel bir transfer hani, politikası ile alakalı kısa bir değerlendirme yapacağım. Sonra o kadro derinliği özellikle Stoper bölgesinde e, konuşalım. Şimdi e, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın son maçı Fenerbahçe maçıydı. Şimdi Fenerbahçe maçından sonra biz seninle burada oturup konuşsak desek ki Galatasaray'ın yeni sezonda hangi oyunculara ihtiyacı var? Hangi bölgede eksikliği var? Büyük ihtimalle ortak görüş orta sahanın merkezi çıkardı. Çünkü e, geçtiğimiz sezonun finalinde e, Torreira'nın omuzlarında biten bir sezon gördük. Yani hem Oliveira'nın hem Mertens'in çok ciddi düşüşleri. Galatasaray'ı o bölgeye artık çok önemli bir ya da iki oyuncu almasını zaruri hale getirmiştir. Şimdi aradan geçen iki aylık süreç ve Galatasaray'ın halen o bölgesinde bir sıkıntı var. Yani şimdi tabii ki e, Galatasaray yönetimini çok ciddi şekilde övdük. Fazlası hak ettiler ama bence bu konuda planlamada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o bölgeye takviye yapılması planlanıyor ama Bence öncelikle bu bölgenin bir tamiri, bir takviyesi söz konusu olmalıydı. Burada bence biraz ağır kaldı yönetim. Şimdi e bazen olumsuz şeyleri de böyle dile getirmemiz gerekiyor. Hatta iyi işler iyi giderken konuşmak bence son derece önemli. Yani Galatasaray'ın açıkçası bu ön eleme turlarını bu kadar riske atmaması gerektiğini düşünüyordum. Bu merkez transferinin gecikmesinden dolayı bunu söylüyorum. Evet turlar geçiliyor. Ama Jagiris maçında çok ciddi problemler yaşandı orada. Yani Allah korusun bir e, facia da olabilirdi o maçlar. Çünkü maç o noktalara geldi iki maçta. <laughs> Daha önce olmuştu da var abi bu. Tartışmasız e, evet o mesela olimpiya maçının da kazanılmasına rağmen ciddi bir e, skorla ve oyunla maçın ilk 30 dakikası bence ciddi krizdi Galatasaray için. Merkezdeki problemler nedeniyle yani yönetimin bu bölgeyi bu kadar riske atmaması gerekiyordu bence ama tabii ki e, şu anda o bölge için çalışmalar sürüyor ki acilen bence oraya bir transfer şart hatta iki transfer şart gibi gözüküyor. Şimdi e, savunma derinliğine gelirsek hep olaylar aslında işte yabancı sınırına geliyor. Yabancı sınırında Galatasaray'ın 14 yabancı konusunda bir problemi olmasa çok rahat bir şekilde buradan hani Galatasaray yabancı stoper alacak diyebilirdik ama o planlama nasıl yapılacak açıkçası bilemiyorum. Şimdi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki kadrosunda orada bir Matias Ross Jensen vardı yedek stoper olarak. Faydalanamadı, sakatlık geçirdi, gönderildi kiralık olarak. Şimdi onun yeri hala boş gözüküyor. Kaan Ayhan geldi, Emin Bayram geri döndü kiralıktan ama e, yani Galatasaray'ın o bölgesi yani nicelik olarak evet dolu gözüküyor ama nitelik olarak dolu mu o tartışıdır. Şimdi şöyle bir örnek vereyim hemen bir senaryo kuralım Galatasaray şampiyonlar liginde örnek veriyorum Porto, Benfica ya da daha yüksek güçte bir takımla deplasman maçına çıkıyor. Abdülkerim Enelson'dan sonundan biri yok yani taraftar eyvah der mi bence der e çünkü ne Orada Kaan Ayhan ne Emin Bayram tam olarak kimseyi öyle e, kafaca rahat ettirebilecek durumda değil diye düşünüyorum. Yani Kaan Ayhan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bir futbolcunun birden fazla bölgede oynaması avantajdır. Ama bazen de hiçbir bölgenin oyuncusu olmamak dezavantaj oluyor bu şekilde. Şimdi Kaan evet. Ayhan için yani ne 6 numara diyebiliyoruz, ne stoper tam olarak diyebiliyoruz, ne sağ bek diyebiliyoruz. Bence Kaan Ayhan'ın en iyi oyuncağı bölge üçlü savunmanın sağ stoperidir bence. Ancak Galatasaray'ın öyle bir sistemi de yok. Yani Kaan Ajan direkt alt, stoper pozisyonunda bence tam tatmin edici bir alternatif gibi durmuyor. Emin Bayram evet bence şu an Kaan'ın önünde diye düşünüyorum. Stoper rotasyonunda Emin Bayram'ı ama onun da halen belli başlı eksikleri var. Yaşına göre maç tecrübesi çok az Emin Bayram'ın. Şimdi Emin'in yaş sınıfında Avrupa'daki örneklere baktığımız zaman 100 maçını geçen oyuncular görüyoruz. şimdi Emin Bayram'ın profesyonel düzeyde yani Süper Lig düzeyinde ya da Avrupa düzeyinde maç sayısı inanılmaz derecede az. Belki 10'dur. Şu an ne evet, bilmiyorum. Evet. E, bu bir sıkıntı tabii ki. Yani evet Galatasaray'ın o bölgeye Sergio Ramos ismi konuşuluyor ama hani Sergio Ramos'un Nelson gitmeden gelebilmesini ben mümkün görmüyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Bu ancak Nelson'un ayrılığıyla bağlı bir transfer operasyonudur. Evet yönetimin şu anda Nelson'da bir teması var. Özür dilerim Ramos'ta bir teması var. Şartlar soruldu, öğrenildi. Bir teklif hazırlığı var ancak bu tabii ki Nelson'un direkt ayrılığıyla bağlantılı bir şey. Nelson gitmediği sürece bence Ramos ya da o profilde bir yabancı stoperin transferini ben mümkün görmüyorum. Yerli oyuncu alınabilir ama havuz çok dar. Ya yani Menih, Demiral evet konuşuldu, düşünüldü olabilir mi acaba diye ama rakamlar çok yüksek ki Meri'nin de büyük ihtimalle bir Avrupa'nın 5 büyük ligine transferi olacakmış gibi duruyor şu anda. Ozan Kabak konuşuldu, o da aynı şekilde. Yani yönetim bu konuda biraz sıkıntılı. Ben de açıkçası merak ediyorum planlamanın nasıl olacağını. Evet yani Galatasaray'da tabii bu özellikle sağ içerisindeki üç yerli konusu da abi çok kolay aşılacak gibi durmuyor bu sezon. Çünkü iki yerliyi bir şekilde koyabiliyoruz. İşte Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu diyoruz ki ya yani Kerem için de bu arada ne kadar iyi oynarsa Aynen. oynasın yani alınan oyuncular işte Zaha, TT, işte belki Raşit ise, şimdi zanlıyor hala kadroda. Ya yani Kerem'in bile belki Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman yedek kulübesinde oturduğunu görebiliriz. Üçüncü yerli konusunda şu an en yakın isim Kerem Demirbay olabilir. Onun dışında zaman zaman Güney'i belki kalede göreceğiz ama orada da böyle net bir üçüncü oyuncu olduğu düşüncesinde değilim. Şimdi yavaş yavaş böyle sonra doğru geliyoruz abi. Eklemek istediklerim bu konuyla alakalı farklı noktalarda varsa onları da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş izleyicilere veda edebiliriz. Çok kısa şey söyleyeceğim. Bu rotasyonla alakalı sonra üç ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu rotasyon olayı evet önemli bir konu futbolda çünkü. Yani takvim çok dar. Maçların temposu yükselmiş vaziyette. Her takım rotasyona başvuruyor ama rotasyonun da belli bir sınırı var. O sınırı açtığınız zaman takıma zarar veriyorsunuz. Mesela geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en çok resim maç yapan takımlarından biri belki de birincisi Manchester City'di. Ama Manchester City'nin kadrosuna baktığımız zaman Guardiola ne yaptı? Bir Ederson. iki önlerinde oynayan Ruben Diaz, Üç onun önünde oynayan Rodri. Onun önünde oynayan De Bruyne. Onun önünde oynayan Haaland. Bu 5 oyuncudan hiç vazgeçmedi Guardiola. Yani bir sakatlık, inanılmaz bir yorgunluk olmadığı sürece maçların %90'ında bu 5 oyuncu yer aldı. Neden? Bu 5 oyuncu takımın omurgasıydı. Bu omurgayı bozmadı. Onun dışındaki bölgelerde rotasyona gitti genellikle. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Çok geniş bir kadrosu var sistemin. Ancak hoca bunu yapmadı. Çünkü neden? Siz bu rotasyonda omurgayı bozduğunuz zaman takıma zarar veriyorsunuz. Okan Hoca da evet rotasyondan bahsediyor ama dediğim gibi bu omurgayı bozmaması gerekiyor rotasyon sırasında. Onun dozajı biraz arttı mı o ince bir çizgi var orada. Direkt size sağda eksi yazıyor. Onu belirtmem gerekiyor. Bir de 3 yabancı, üç yerli konusunda geçtiğimiz sezon Galatasaray bunu belli bir formülle çözdü. Abdülkerim, Kerem, yerli sol Yani Berkan da Barış Alper de oynadı genellikle ama %90'ında da böyle çözdü. Yeni sezonda burada da roller daha geniş olacak bence. 6-7 oyuncunun bence bu rolü paylaşmasını bekliyorum. Mesela Kazımcan çok net bir şekilde birçok maçta oynayacaktır. E, Kerem Demirbay oynayacaktır. Barış Alper, Berkan oynayacaktır. Artık kalede Günay'ı da bence birçok maçta göreceğiz ki o konucanın Günay'la da bu konuda görüştüğünü net bir şekilde biliyorum. E, Galatasaray'ın birçok lig maçında en azından iç sahada bence Günay kalede oynayıp o üç yerli formülünü tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Evet abi çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür değerli yorumlarım ve aktardığım evet. bilgiler için. İzleyicilerimize izleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından sonuna kadar Bizi izleyerek bize destek oldular. Galatasaray'ın transfer gündemi e, yani muhtemelen bu hızda devam edecek gibi gözüküyor ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda da daha farklı e, transferlerde görebiliriz. Sürpriz bir on numara transferi de görebiliriz gibi duruyor. Yani göreceğiz gibi duruyor hatta öyle söyleyelim. E, i̇zleyicilerimize bu yayının yorumlar kısmına e, kendi düşüncelerini, sorularını yazmalarını da rica edebiliriz. Onlar da yazarlarsa daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz. Eğer Futbol Plus'a abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan da haberdar olabilirler. Bunu da söylemiş olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın.